Koç'a vermedi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında sanat, şiir, edebiyat ne zaman başlar sorusunu bir cevabı ve böyle kesinleştirmiş bir tarihini çok bilmiyorum. Ama zaten sözcük dediğimiz, duygu dediğimiz şey içimizde mayalanan bir şeydir. O mayayı bizden habersiz çalar. O çalınmaya bir gün bir şekilde bizim zihnimizde, tamamımızda, dimağımızda bir metne, bir sözcüğe, bir cümleye dönüşür ve o bir süre sonra artık gövdemizde ve ruhumuzda barınamaz hale gelip dışarıya taşacak bir noktaya gelir. Belki de edebiyatın başladığı yer o bir şekilde bizim kendi içimize sığmadığımız andır. O eskiklik anıdır. O aşkınlık, kendinden geçiş anıdır. Ben aslında tam olarak bunun ne zaman farkına vardım? Bunun farkına ilkokul 4. sınıfta falanken aslında farkına vardım. Çünkü annemin anlattığı Kürtçe masallar ve sonra okulda öğretmeninin işte Türkçe tedrisatın çeşitli metinleriyle bir şekilde bize okutması arasında şöyle bir şey çaktı. Ben de bunları yazabilirim. Ve esasında bu bir had bilmezliktir. Tam da bence edebiyatın başladığı an insanın en kendini egoist zannettiği, hissettiği ve haddini bilmediği yerde başlar. Ben o yüzden kusurun eksikliği ve insanın onunla yüz yüze gelip oradan tekrar, yani kusuru ayna olarak görüp tekrar kendisine bakmasının kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Aksine mesela bütün insanlar şey yapar. Tam da kendi kusurlarımızı saklamamaya başladığımız, en azından samimi davranıp kendimize karşı saklamamaya başladığımız yerde belki de kendi adıma edebiyatın başladığını düşünüyorum. Orada boğazları anlatıyor. O boğazları anlattığım zaman elbette boğazı tarihiyle, kültürüyle ve mitolojisiyle düşlemek zorundayız. Yani siz o boğazlardan Bizans'ı çıkarırsanız, ben bahsettim İstanbul'da, o boğazlardan, Roma'yı çıkarırsanız, bu İstanbul'da bir şey kalmaz. Hep içinde okudum, de sesli bakan da olur. Nora, İstanbul bir hiçtir. Konstantiniyye'nin mülhakatı senin aşk fısıltılarınmış. Nora, kenar çizgisi yanmış gölgenle göz çölüne feneri 7 yıllık krallık denizime çekildiğim vakit İstanbul bir hiçtir. Tatavla'nın içi aşk, ötesi abdal otur. Nora, kalbine gümüş hançer gibi saklanan Galata Kulesi'nin haykırışı, karanlığa çekilmiş ehven, revi figüranları, balık meyhanelerinin eşiğinde kahir zaman köpekleri, çekilirse İstanbul bir hiçtir. İsyana teşviktir şişhane karakolunun feneri. Nora, zihnine gelen heyheylerle Roma'nın zakkum yıldızlarını, Bizans'ın yerin gölgesine sinmiş anılarını, Osmanlı'nın zeytuni sarığını, sözünü yitirmiş kagir binaya kapatıp yaksam İstanbul bir hiçtir. İstanbul'u anlatacağım zaman zaten Kürtçe yazamaz. Ancak o dille bunu kurabilirdim. Nasıl ki katil dövmeleri, dakin kasası Türkçe yazamayacağım gibi. Kirib u kıfra şarabı. Jiber küfrü
şarabı ve dokunun birlikleri hebreyi. Kraskev, hun cireya hayatı. Ji suretin dergahı bir müftah hazbikir. Berwari, rojebinin akku li odaya vehdi. Kuzarokan, def avet tavuz. Erişkaran, gezgaf lahan garan doral laleşi. Hun, hemu tavuz malez. Bikirba kelbeleya sali. Şverakın, Nedirbeka Kirivatiye. Zaten hani beni tanıyan, kitaplarımı okuyan, söyleşilerimi dinleyen arkadaşlarım, dostlarım benim çok dinliliği ve çok kültürlülüğü içten savunduğumu ve inandığımı da yaşadığımı bilirim. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu kitabı ben yazarken Türkçenin bütün olanaklarını nasıl kullanabilir ve bunu Türkçe edebiyat adına o Türkçenin aktığı o büyük nehrin yatağını nasıl genişletebilirimi düşündüm. Kendince Türkçe edebiyata bir yani o duvarına bir taş, bir tuğla koymaya çalıştım. Bu daha önce ilk yazdıklarımı yani üç kitabımı Berbezmer'i, Batmayne Dronya'yı, Dekhen Kassas kitaplarımı yazarken niye bunlarla başladım? Mesela temel soru belki bu olmalı. Aslında iki dili kullanabilecek bir insan iken ilk kitaplarını neden Kürtçe yazdım? Elbette Kürtçe can çekişiyor. Dil kırık politikalarıyla yüz yüze kalıyor. Bir dilin varlığı benim açımdan bir edebiyatçı olarak tırnak içinde söylüyorum. Namus meselesi, haysiyet meselesi. Ben tabii ki bu eserleri bu dilde yazarak o haysiyetli duruşu sergilediğim için çok 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 mutluyum. Ama aynı şekilde Türkçe'ye gelebilecek bir, Türkçe'ye saldıracak insanların karşısında da göğsümü gere gere duracak yerde durmam gerektiğine inanan bir insan olarak orada da umudum. Mesele şu, ben İzmir'de, İstanbul'da, Muğla'da Kürtçe şiirleri de okurken, Türkçe konuşurken de ne dediyse Urfa'da da, Diyarbakır'da da, Mardin'de de aynı şeyi söylüyor. Av tamo helbeste jbomen hakkı yaptın. Tene jbomen gotun hakkı yaptın. Tene jbomen av beyim hakkı yaptın. Jbota ef yani ef çıt belki de vebciyim. Yani hem helbeste tepkiyen jeyi kurdi. Hani zaman cüdayeli hema av takayyul hakkı ki yani jbomen vakabı. Tabi bu zaman cüdayı, tabi bu kelime bunu cüdayı. Tabi çoğa dediğini bozmuyoruz. Davetayı mavebi melay. Şu medrese mezunluğu heyecan yani de namaz yanan ve amal vatan ve de bandura denge Farisi, Arabi hatta Dalakon ve Mevkine de diye Suriyani ve hem Pevet Ermeni heyecan. Ben ahavik bahsar şükertevek bahsar dişten ku Bermayen diyor ki ku sedan salaj bermayak. Eğer emanet tene bilir hine, bu diyor ki ki pürmezin ya devlemen derken. Ev aha, aha ki mukaddes. Bavar bükereci, İzlandacı, İngiltereci, her derece metri devlemen der. Mesela ez bukhar, bükücan zamanı bilmesin. Mesela nivisanına belhemeke modern, rast rast, feraseta nivizkar bir gelirdi. Martıların sesiyle gökyüzü kadar geniş kıldın bıçak bıçağa yaşanan aşkı. Laleş'e gelince Laleş'in aslında temel iki anlamı var. Ben hep o çocukluğum ve gençliğim ve şu an işte 40 küsur yaşında bir insanım. Hepimizin neye ihtiyacı var? Başımızı yastığa koyduğumuzda huzura ihtiyacımız var. Bu salonda oturan insanların kaç tanesi huzurla başını yastığa koydu? Bu coğrafyada. Laleş aynı zamanda huzur demektir. Arami. Diyarbakır'ı sana aşk olarak veriyorum. Sen varsın abi. Sen bu kadar varsan ben yokum abi. Teşekkürler.
tekrar edilmiştir. Tamam. Teşekkür ederim. Hastaya gidelim.